Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi ziyarette bulunmak ve toplu açılış töreni gerçekleştirmek üzere Kayseri'ye geldi. Tören öncesi konuşma gerçekleştiren AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki konuyla ilgili şöyle konuştu. Hatırlayın, tam 21 sene önce Kurşunlu Otoparkı'na Sayın Cumhurbaşkanımız ilk genel başkan olarak geldiler. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı gibi bir sıfat yoktu. Otopark açılışı yaptık. O gün orada AK Parti'ye geçen ilk belediye başkanı da bu fakir kardeşiniz oldu. Kutlu Kervan o gün buradan yola çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri İl Teşkilatı'nın da açılışını yaptı. O günden beri iyi günde, kötü günde siz hep Cumhurbaşkanımızın yanında oldunuz. Yapılan bütün seçimlerde AK Parti birinci oldu ve siz sonuna kadar destek verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'de hiçbir zaman, dünyanın hatta hiçbir yerinde, hiçbir yerel yönetimin yapamadığı Erciyes Kayak Merkezi gibi kayak merkezleri yaptık. Raylı sistemler yaptık. Stadyumlar yaptık. Yamula barajlarını yaptık. Serbest bölgeleri yaptık. Allah'a hamdolsun şehrin her bir tarafında emeğimiz var, alın terimiz var, gözyaşımız var. Belki bunlar yaparken Haseki'nin ismi öne çıkmış olabilir. Ama içimdeki samimi duyguyu söylüyorum. Sizlerin desteği olmasa vallahi yapamazdık. Bütün bu büyük projelerin arkasında imzası olan, sırtımızı yasladığımız bir tek zat var. Onun da ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben rally sistemi yapmak için Ankara'ya gittiğimde bana hayır yapamazsın dediler. Erciyes için gittiğimde hayır dediler. Stadyum için gittiğimde hayır dediler. Yamula Baraj için uğraştığımda önüme envai çeşit engeller çıkardılar. Ama Erciyes projesini Cumhurbaşkanımıza anlattığımda, ki o dönem başbakandı, sana dedi Kayseri'ye ben Erciyes'in tapusunu veriyorum. 23 milyon metrekarenin tapusunu verdi o zaman. Raylı sistemden bahsettiğim zaman hazine garantisi veriyorum, kefaleti bende, ben imzalıyorum, hadi başla dedi. Yamula Barajı'nın bütün problemlerini çözdü. Stadyum meselesinde biz sadece kiralık bile orayı tutamazken eski yeri yık, en iyisini yap, sonuna kadar arkandayım dedi. Allah kendisinden razı olsun. Kayseri tarihinin de en büyük yatırımlarına ve temel atmasına imza atacak. Arkadaşlar, raylı sistem bizim rüyamız mıydı? Evet. Ankara'ya hızlı tren hepimizin devamlı konuştuğu ve istediği en büyük işimiz miydi? Evet. Evet. Şimdi onun temel atmasına sıra geldi. Kendisi ne zaman biteceğini, hangi süre içerisinde buradan trene binip Ankara'da ineceğimizi zaten söyleyecek.